denize gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize gelmez yola gidiyorum. Gemiler bekler limanda, tayfaları hazır orada. Gideceğim bu umanda, gelmez yola gidiyorum. Gideceğim bu dünyada, gelmez yola gidiyorum. Eşim dostum yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum. Merhaba Türkü yürekli dostlar, gerek ekranı başında gerek sosyal medyalarda bizi izleyen tüm canlara gönülden yürekten selam olsun. Her hafta olduğu gibi yine bugün de biraz 21.30'da normalde sahnemiz. Bugün bizden önce çıkan grubun sistemle ilgili sıkıntılar olunca, tabii canlı yayın olunca için mecbur gecikme oldu biraz. Gecikmeden dolayı sizden özür diliyoruz ama programımız 0.30'a kadar devam edecek ve çok kısa reklamlarla geçiştireceğiz. Bugün çok güzel bir program olacak. Ve bu programı yapmamızda Engin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Yüce Rengin'e teşekkür ediyorum bize. Bu ekranda yer verdiği için. Yapımda, yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün Engelliler Haftası. Ona istinaden çok özel ve güzel bir program hazırladık. Döneceğim konuklarıma detaylı. Hem Türkler söyleyeceğiz hem bugüne özel konuşacağız. Ben mihmanlarıma, misafirlerime döneyim. Bu arada mesajlarınızı da alt bantta geçiyor zaten, köşede görünüyor. Böyle sağ parmağımı ben buradan göstereyim, pardon. Böyle gösterdiğimde böyle mi oluyor? Parmak gösterince ekranda biraz farklı oluyor. 0533 716 16. 0533 716 16 ile hatta Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız mesajlarınızı atın, biz de burada okumaya çalışacağız. Ben konuklarıma döneyim. Parmakla gösterdiğin zaman biraz hedefi tutturamadık Yılmaz abi. Ben bunu tutturabilirim. Evet değerli dostlar, bugün dedim Engelliler Haftası. Onu da ilk tabii ki başta bizim büyüğümüz, ona bir hoş geldin demek isterim. Değerli abim Yılmaz Demirel abim, hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yılmaz Demirel. Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı, aynı zamanda Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri. Ciddi bir sorumluluk, ciddi bir misyon, evet, istemişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür abi. Ederim, sağ olun. Ne yaptın, geldin, ayaklarına sağlık. Vallahi sağ onur verdin, sefa getirdin. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli dostlar, ustam benim. Gerçekten çok şey öğrendim yaşamımda. Onun hümanistliğinde, insani duruşunda ve mütevaziliğinde en çok örnek aldığım ve müzikal dokusu olarak ben askerdeydim. Onu gelip böyle Taksim'de dinlerdim o dönem. Hala daha da öyle. Sadece o gençliği, o yakışıklığı hep duruyor. Bir tek saçları beyazladı. Ama yüreğindeki o neşe, mizahı, samimiyetliği hiç eksik olmadı. Benim abim Mehmet Ekici. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk senin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Zaten işte o bölgenin güzelliği de budur.
Sanatçılar zaten muhaliftir. Muhalif kimliği yerinde bir de böyle mütevazili vardır. Sende de her zaman bunu gördük. Çok sağ ol. Özellikle de çok sosyal konulara değinmek de gerçekten programlarında. Yani birçok arkadaşımız program yapıyor, türkü programları ama sadece türkü okuyarak geçmiştiriyorlar. Ama böyle özel günlerde, özel günün anlamına göre program yapman da bugün engelliler haftası olması evet. Şeyle. Çok teşekkür ederim. Ben varsın. Teşekkür çok ederim. Bugün burada olmanız benim için onur ve şeref gerçekten. Bunun heyecanı da var böyle ustamın yanında gerçekten. Eyvah, rica ederim. Mehmet abi de yıllarca bu televizyon programı yaptı. Hem bu ekranda hem başka dost bir mekanda, dost bir ekranda yine programlar yaptı. Bizi de orada mihman etti, ağırladı. Eyvallah. Ve bana ilk ekranın kapısını açan kişidir. O yüzden de kendisine teşekkür ediyorum. Ben burada teşekkür ederim. Çok sefer sağ geldin. Hoş geldin abim benim. Ve değerli benim, tabi bu arada Mehmet abi Eskişehir'de ta geldi. O kadar uzun bir yolda geldiği için ayrıca teşekkür ederim. Yılmaz abi uzak yerden geldi. Evet. Aynı zamanda uzak şehirlerden bahsederken yine uzak bir şehirde benim can kardeşim Sevcan Ezgi Okur. Ta o da Akçay'dan, Balıkesir'den çıktı geldi. Bugün sefa getirdin sen de. Teşekkür ederim Hüseyin abi, sağ olasın. Vallahi bu kadar dikenin içinde bir çiçek lazımdı değil mi? Öyle gibi oldu. Hoş geldin, sefa getirdin. İyi misin? Çok teşekkür ederim Hüseyin abiciğim. İyi, devam ediyoruz evet. Projelerimizle. Kliplerimiz var bu ara çıkmak üzere olan. Evet, onlarla uğraşıyoruz. Onlar da evet. Bugün bol bol dinleyeceğiz sen de onları. İnşallah bakalım. Evet, böyle bir misafirlerime hoş geldin. Döneceğiz, detaylı onunla konuşacağız. Değerli, bugün tabii engelliler haftası demiştik değerli dostlar. Bugün insan zihinsel engelli olmasın, bedensel engelli olsun. Çünkü ortamımızda, toplumumuzda o kadar zihinsel engelli insanlar var ki. Daha dün müydü, iki gün önce bu ülkede eğitimlere kurşun sıkan bir zihniyet. Yani bu dizileri... bu kadar kaba saba, Kurtlar Vadisi, Pusular Vadisi, hep kurşun, türkülerin içine bile kurşun koymuşlar. Yani türkülerin içinde kurşun olunca topluma eğitime dair hiçbir şey yok değil mi tabii? Bir de özür dilerim, üstadım sözünü aldım ama evet. Çok kısa bir şey söyleyebilirim tabii. Dizilerle ilgili. Ben de arada böyle izlerim. Şimdi mesela bir iki tane dizi vardı, bir dindarlarla laikleri böyle. Seküler ya. Yani öyle bir yaşamı dile getir ama biz seviniriz orada hep böyle sözde. Deriz ki eleştiriyorlar o sistemi. Halbuki orada laik düşünen insanları daha kötümsüyor, kötü gösteriyorlar. Çünkü sanki laikçiler sadece içki içen ya da kadınları çok kısa giyinen gibi gösteriyorlar. Dizilerine yazık, bu toplumda öyle bir şey de aşılıyorlar. Ama her şeyden önce şiddeti çok aşılıyorlar. Evet, gerçekten evet. Biz artık dizilerde şiddeti görmek istemiyoruz. Eğitime dair. Çünkü ilimle bilimle gidilmeyen kesinlikle. Yolun sonu karanlıktır. Eyvallah. Gerçekten ilime dair, bilime dair. Ama ilimi, irfanı öğreten insanlar da kurşun sıkılan bir ülkede yaşıyoruz. O da bizim maalesef. Vicdanımızı yaralıyor. Ve değerli kardeşim benim, eski dostum İhsan Orak, Ahmetli dostum, hoş geldin sen de. Eyvallah, sefa getirdin. Bulduk. Sen hem hüzün hem mutlu bir yerde yaşıyorsun. Senin de bu arada başın da sağ olsun. Eyvallah, çok sağ olun. Bir acın da olduğuna da tanık olduğunu duydum. Başın sağ olsun. Hoş geldin, sefa getirdin. Çok sağ ol abicim. Programına katılmaktan bir şeref duyuyorum. Sağ ol, sefa geldin. Bizim pek programlara katılmam. Evet, ama evet. Hüseyin abi çağırınca... Başlarsın. Tamam, bugün sembolik olarak hem bugüne özel bir güne gelmeniz de ayrı bir güzel oldu. Evet. Sefa geldin. Evet değerli dostlar, hem benim hem Şerim, o da kendisi ve benim geçmişten beri. Ben burada gerçekten konuk aldığım, kendimi hissetmediğim, sevmediğim, samimi görmediğim, yakın olarak hissetmediğim insanlar gerçekten ağırlamıyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Yani sevmediğim bile saymış gibi davranamam. Bu benim ekranda hep söylediğim kişi. Çünkü yürekli insanlar sevilir. Türkülere gönül veren, samimi olan insanlar sevilir. Onlardan biri de kitaplarıyla, şiirleriyle benim dostum, abim, ben de büyük yaşa büyük olduğu için gerçekten şiirlerdeki o samimiyetliği yaşayan biri, o şiirlerdeki duyguları o kadar hisseden, kalbi de öyle yani şiirler gibi samimi ve içten. Hoş geldin Devrim Acar. Şey kur, yakı yakı. Diyorum. Yine engelliler haftası, dolayısıyla ben de ufak bir engelim var. Tabii ki. Kafadan ama. Yine mizahını yaptın yani. Başkanımdan bir engelsizler derneği şart Türkiye'ye gerçekten. Yani. Bu da güzel. Yani ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ben seni alkışlıyorum. Sefa geldin, sen de hoş geldin. Tabii türkü derken ilk burada içimizde kadınlar bizde değil mi? Çok emektardır kadın. Bunun olduğu yerde hayat vardı. Biz böyle hemen sıcağı sıcağına hemen Sevcan'dan bir türkü dinleyelim. Vallahi Hüseyin abi bu türküyü annem çok seviyor. Pazar öyle günü Anneler Günü biliyorsun. Onun nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayalım. Annelerimiz, kutsallarımız. Çünkü yoksa beni... Selam olsun. Mesajı ellerinden öpüyoruz annemizi. Evet, çok tabii selam. Akçay burada. Körfez herkes burada. Akçay'a selam olsun. Bizi izleyen herkese. Onlara gelsin. Tüm annelere gelsin. Thank you.
Sunam senden evvel, madem yeterse. Başucuma garipti Yasemin. Yıllar boyu çekme benim ahımı, mezarımı bir hücra ya kasemi. Dost beni beni, yar beni beni. Yıllar boyu çekme benim ahımı, mezarımı Kasem'i. Dost beni beni, yar beni beni. Ne sağlık ya. Teşekkür ederim vallahi. Çok güzel. Vallahi hissederek okuduğum bir türkü. Güzel bir türküydü. Bu arada evet. İlk defa konuk oluyorsun değil mi? Ben ilk defa geliyorum ilk evet. Defa. Çünkü Akçay'da olduğum için. Evet, bu ekrana da ilk defa geldiğim için de çok benim için de şans sen çok oldu. Çok kıymetlisin benim için. Eyvallah, biliyorsun çok her zaman teşekkür öyle. Ederim. Sağ olasın. Onur verdin. Mehmet abi, sendeyiz abi. Yüreğinde ne geçiyorsa, hey bende ne varsa söyle. Bak biz sendeyiz abi. Bizi götür eskilere. Ali abi gecikmeden. Bu arada Esenur Dernek Başkanı Ali abi de aramızda. Sefa geldi, hoş geldi. Ona özel olsun bu türkü değil mi?
Ve misafirlerimiz, diğer misafirlerimiz hepsi yönetim hoş gelmiş. Kurulu burada herhalde değil mi? Sadece öyle değil mi Ali? Şu dersimin yolu dar durur, sensiz geçen gün zarardı. Beni kaldı hala koyan, vallah dinsiz, imansızdı. Beni hamdan hala koyan, vallah dinsiz, imansızdı. Aradım ben diyar diyar, gece gündüz çok yanardım, belki unzur baba dünya. Gece gündüz çok yalvardım, belki düzgün baba sağlık. Sağ ol, ya. Vallahi düzgün baba bu kadar haksızlığın, bu kadar zulmü hangisini Allah duysun, Allah, hangisini Allah duymasın değil mi? Yetişir, yetişir hepsi. Yetişir. Hızır ve Nazır'dır her yerde. Evet, sesine duygu nasıl? Mehmet abi her türkü herkese oturuyor ya. Bu türküde gerçekten Mehmet abi de ayrı bir lezzet. Ben her duygu dinlediğimde ayrı bir keyif alıyorum. Çok sağ ol. Nefesine sağlık. O coğrafya yaşamak böyle bir şey. İnsan yaşadığı yere benziyor derler ya. Ya kesinlikle. Çünkü o Ovacık bölgesi özellikle, yani Dersim'in ayrı bölgeler, işte Hozat, Çimeş, Gezek, genelde Kırarnet. Evet, o kültürüyle Hozat, büyüdüğü tabii, için kırtta kuruyor. Bizim Ovacık'ta özellikle zurna kültürüyle büyüdüğümüz için biz hep zurna sesli derler bile. Tiz sesleri. Evet, evet. Öyle doğru. Kesinlikle öyle. Evet, evet. Ovacık'ta zurna ağırlıklı. Evet, Hozat'ta klarinet. Evet, evet, kesinlikle öyle. Işte dedi ya, yaşadığı yere benzer o kültürle büyüdüğümüz için. Aynen öyle. Çünkü biz düğünlere giderdik 5-6 yaşında zurna çağlardı. Biz zurnayla beraber türkü söylerdik. Bizde de bağlama. Daha doğru tabii. Kıdırak Gül'ü dinleyerek büyüdük. Devri daim olsun. Kıdırak Gül'den. Evet. Doğanlarımızın. Rahmetli anne. Tabii bugün bahsetmiştik değerli dostlar. Bugün Engelliler Haftası. Onunla ilgili bizim dernek başkanımız Yılmaz Demirel aramızda. Tabii başkanım, engellerle ilgili çok anlatacak çok şey var ama özellikle böyle en can alıcı hassas noktalara değinirsen
Çok yani anlatacağım çok şey olduğunu tahmin edebiliyorum ama. Öncelikle şöyle söyleyelim. Önceliği nedir ya da? Yani önceliği nedir senin ya da? Ya şöyle engellilerin gerçekten çok sorunu var. Evet. Ama böyle bir genel tanım olarak 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin farkındalık günü. O zamanki adı Sakatlar Haftası'ydı. Ama bizim arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, idarecilerimiz bunu yanlış anladılar. Kutlama yapıyorlar. Arkadaşlar engellilerin haftası günü kutlanmaz. Yani bu iyi ki engelli olduğunuz gibisinden. Tabii cehaleti yenmek de biraz zor. Türkiye'deki engellilik olgusuna baktığınız zaman da nüfusumun %12.29'u engelli. Ama bu insanların %73'ü sonradan engelli olanlar. Çünkü Türkiye'de sebep çok. Sistem engelli üretiyor. Özellikle yetersiz beslenme, akraba evliliği, trafik kazaları, terör, deprem gibi doğal afetler, hekim hataları, iş kazaları. Sistem Türkiye'de sürekli engelli üretiyor. Bu engellilerin %36'sı mesela okur yazar değil. %52'sinin sosyal güvencesi yok. %78'i çalışmıyor. Ha yasa var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini anayasasında ikinci maddesinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir der. Ama biz devletin sosyal yönünü görmüyoruz. Bugün 6 Şubat yakında olan bir olay. Depremde ayağını, kolunu, bacağını kaybeden insanlar ortez protez ihtiyacı var. İnanmayacaksınız ama bir ortez protezin fiyatı 600 bin liradan başlıyor. Devlet bunun size sadece 91 bin lirasını ödeyebiliyor. Tekerlekli sandalye alacaksınız, fiyatı 4 bin lira, size bunun 1200 lirasını ödüyor. Çok basit bir ortopedik medikal malzeme AFU, 750 lira fiyatı, devlet size 98 lirasını ödüyor. Sosyal devlet bu mudur? Sosyal devlet, engelli de olsa insanlığı onurlu bir birey olarak kabul edip, onun hayata, kültürel, sosyal yaşama katılımını sağlamak, bir başkasının vicdanına mahkum etmemektir. Düşünebiliyor musunuz Hüseyin Bey? Tabii. Mavi kapak toplayarak biz bu ülkede tekerlekli sandalye dağıtılıyor ya. Buna şahittim evet. Sosyal devlet bu olmamalı. Evet. Şimdilik noktalı. Eyvallah. Ben tabii dedim sosyal devletten bahsederken benim de mesela bir kız çocuğum var. Kendisi şeker hastası. Sensör alınıyor. Normalde biz Hüseyin bir arkadaşı var yurt dışında yaşıyor. O da aynı şekilde. Tabii. Sensör alıyor. Orada sosyal devlet karşılıyor ama burada biz mesela kızımın şeker hastası olduğu için sensörü biz ücretli alıyoruz. Niye? Annesi babası çalışmadığı zaman veriyor. Onu da %30'unu ödüyormuş. %70'ine değil yani. Tabii. Böyle bir en basit örneği. Maalesef bir dokunsak bir nakış diyeceğimiz o kadar çok şey var ki yaşamda. Daha çok anlatacağız. Çok evet. Tabii İhsan dostumuz da İhsan Orak kardeşimiz de bir engelli ama gerçekten türküleri de bize dokunuyor. Onun dertlerini, hikayesini, hissiyatını hep türkülerle yıllardır anlatıyor. Bugün de ekranda anlatsın. Ekranın başındaki dostlarımız da onu dinlesinler. Aslında çok özür diliyorum da. Şimdi biz engelli diyoruz ama hayatta bir görüyorsunuz en büyük mücadeleyi de veren dostlarımız bizden daha tabii, sağlıklı mücadeleler verdikleri için. Bedensel olarak yani. Anladım yani tabii kötü anlamda. Orada şunu düşünmeniz lazım. Engellilere sadece fırsat eşitliğini tanıyın. Yani evet. Değil mi? Ayrımcılık tabii. Yapmayın. Fırsat eşitliğini engel olun. Aslında biz engel olmuyoruz. Siz engelsiniz. Evet biz engeliz. Ben zaten kabul etmiyorum. Tabii, değil mi? Tabii kesinlikle. Evet. Evet türküler konuşsun bugün. Evet. Ben zaten az çok biliyorsunuz ben fazla konuşmayı da sevmiyorum. Onun için bu akşam değerli dostlarımızla beraber. Tabii, seni tanımak da isteriz tabii. Bir seni tanıyorsa yani bir tanımak da isteriz seni. Tabii İhsan Orak. İki tane kız çocuğu babasıyım evvela onu söyleyeyim. Ne mutlu sana. Şu anda da küçük kızım. Çok şanslısın iki kız çocuğu babası olduğun için. Şanslısın. Küçük kızım şu anda ekran başına beni izliyor. İkisi de izliyor. Selam olsun. Onlara kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Akrabalar ya aslında buraya gelmeden önce de bir yere uğradık. Sen de biliyorsun. Evet evet. 3 ay önce de babamı kaybettim. Başın sağ olsun. Devre dayım olsun. Hak yoldaşım. Yakın zamanda da bir akrabamı kaybettim. Ondan dolayı da ama sana söz verdiğim için de teşekkür ederim. Sefa geldin. Kıramazdım. Dediğim gibi yani İhsan Orak iki kız çocuğu babasıyım. Evet. Yakın bir zamanda bir albüm çıkarttım. İkinci albüm çıkarttım. Albümün adı neydi? Albümün adı çok güzel. Çok. Albümü kızlarıma adadım. Öyle kızım mi? Kızım doktor olacak. Kızın var. Aslında şunu da söyleyeyim. Benim büyük kızım
çocukluğundan beri bir hayali vardı. Evet. Baba ben büyüyünce doktor olacağım. Vay. Doktor olacağım ve seni iyileştireceğim. İşte. Ben de bu ikinci albümü çok güzel. Bir gece programdan eve giderken arabadan mırıldanırken öyle yazdım yani. Değil mi? Kızım doktor olacak adlı bir albüm çıkarttım. 3 tane de klibimizi çektik. Ama dediğim gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Klipleri de fazla yayınlatamadım. Zor. Artık yani dijital ortamda artık dinleyebilir. Değerli dostlar, İhsan Orak, Mehmet Ekici, Sevcan Ezgi Okur, Devrim Acar. Sosyal medya hesaplarından takip ederseniz. Yılmaz abi, o bizim. Zaten tanınıyor. Tanınıyor başımızın tacı o. Sosyal medya hesaplarından ne kadar abone olursanız, ne kadar videolarını paylaşırsanız emin olun öyle destek olursunuz. Bu konuda elinizi korkak alıştırmayın. Yani girin hemen, orada abone olun. Sanatçı dostlarımıza destek olun, paylaşın ve paylaştırın. Bol bol. Evet, İhsan dostumuzdayız. Güvenilmez gayrı dostun sözüne, sözüne, sözüne. Adam olan ayrı düşmez. Aklım ermez şu feleğin işine. Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş. Aklım ermez şu feleğin işine. Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş. Dar günümde koynumda bir yılan, insanla hep çıyan yalnızdı, vallahi zor iş. Zor günümde koynumda bir yılan, insanla hep çıyan yalnızdı, vallahi zor iş. Garip sever düşer elin diline, diline, diline. Teni değmez sevdiğinin tenine, tenine, tenine. Aklım ermez şu feleğin işine. Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş. Dar günümde koynumda bir yılan, insanla hep çıyan yalnızlık,
vallahi zor iş. Zor günümde koynumda bir yılan insanla hep şu yan yalnızdı. Vallahi zor iş. Nefesine sağlık. Yalnızlık zor iş, evet. Ama türküler senin yoldaşın. Değil mi İhsan Bra? Vallahi türkülerle büyüdük. Türkülerle yolumuza devam ediyoruz. Merhamın ne güzel değil mi? Ömür sesin yettikçe de çok devam güzel. Edeceğiz gerçekten inşallah. Gerçekten çok etkileyici. Yolun bahtın açık olsun. Çok çok sağ olasın. Devrim Bra, sendeyiz Bram. Sen... Mikrofon açık mı senin? Evet. Açık. Tamam şu an. Evet. Yalnızlık dedi İhsan kardeşim. Ben bir gün Dersimler Derneği'nin gecesinde yalnızlık şiiri okudum. Annem de oradaydı. Ve ben şiiri bitirip yerime oturduğumda annem geldi benim yüzüme tükürdü. Oğlum dedi, sen utanmıyor musun o boyunla millete yalan söylemeye? Ben seni nerede tarlada doğurdum diye. Şiirde öyle bir bölüm geçiyor. Şimdi onu paylaşacağım. Anneler günü. Canımsın ya. Benim hayatla barışık olmak, yaşamı sevmek böyle bir şey işte değil mi ya? Canımsın ya. Zindan benim, bir kendime bile anlatamadım, hikayesi çok uzun. Bu yalnızlık benim. Kör bir karıncanın gözüyle seyrediyorum. Kolumda bir çift nişan bileziği esaretine ve burnumda rutubet kokusu yolculuğu sürer ta ciğerlere. En çok dağlarında açan toprak kokulu çiçekleri görmediğime yanarım. Hani anam tarlada doğurmuş ya beni. Hani çamurla sıvamış ya yarasını. O gün can veren toprak bugün paylaşamaz yalnızlığımı. Bu yalnızlık benim. Yüreğini gagasında taşıyan her kuş düşer fikrime. Sevdası takılıdır kanatlarına. Savurur gökyüzünü alabildiğine. Hiçbir kara bulut adını bilmediğim ülkelere taşıyamaz yalnızlığımı. Bu yalnızlık benim. Ozanlarını düşünürüm şimdi. Her dizesi bir kıvılcım alevlerine ve bilim adamları her buluş bir adım daha yaklaştırır ölümlerine. Şimdi dağlarında sevda türküleri söyleyen kim? O sevda türküleri ki anlatamaz yalnızlığım. Bu zindan, bu karanlık, bu yalnızlık benim. Pek haksız değilmiş. Keşke senin doğru beydi. Devrim, nefesine sağlık. Çok güzel gerçekten. Hissederek okuyor şiiri. Aynen. Ben Devrim'i her dinlediğimde şiir okurken Yusuf Ayaloğlu gözümün önüne geliyor bir anda. Gerçekten evet. Yusuf Ayaloğlu hissiyatı, yani ses tonu okuyorum ama onun hissiyatı, onun o vurguları çok. Bir de bölge olarak, coğrafya olarak aynı kültürün. İşte mesela Elazığ Gülmez Tepesi'nde çok yolu düşmüştür Yusuf abinin oradan. Dersime giderken Gülmez'den geçiyor. Sen de o coğrafyada bildiğin için demek ki. Ben hep geçiyorum. Değil mi? Evet. Anıları çok düşün. Oraya gelersek çıkamayız. Bir de Devrim utandı söylemedi herhalde. Neden? Çünkü yeni bir albüm çıkıyor. Sen anlat, ben anlatayım. Her şeyi baştan söyleyelim diyorsun. Arkadaşlar Mehmet Tekici'nin yer aldığı. Neden baştan söyleyelim? Elektrik kesilmiş olur. İnsani şiir. Ler kitabımız çıktı, masamın üzerinde duruyor. Tek el kullandığım için gösteremiyorum. Ben hemen böyle ekranı onun içinde yer alan 13 tane türküden insani türküler albümü yaptık. Kamerayı alalım böyle. Önümüzdeki ay çıkacak. İmzaları topluyoruz. Mehmet Bey de imza verdi. Tamamdır. Hüseyin Karakuş, Pınar Aydınlar, Hüseyin Uğurlu, Mehmet Ekici,
Enver Çelik gibi çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah türküler de beğenirsiniz diye ümit ediyorum. Yarın bu kadar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar söylediğim gibi Devrim Acar İnsanı Şiirleri ve aslında Devrim'in büyük projesi de var. Onunla ilgili de değineceğiz. Böyle bütün Dersim'de olsun, bu coğrafyada yaşayan bütün birçok il ve ilçelerde belediyelerle görüşüp ağaç fidan dikmek, bir kitapla satıp öyle bir projen de var değil mi? Fidan. Her kitaba bir fidan dedik. Kitabı evet. Bağışlayacağız ama alacak belediye yok, yer gösteren belediye yok. İnşallah belediye kadar başkanlarımız bizi izliyorlarsa bu konuda bahçemize biz yer veririz. Öyle mi? Tamam. Evet, abi yeri veriyor. Evet, belediye başkanlarımıza duyurulur. Bu arada Leylekler, Faytonlar ve Şehir Işıkları, Hüseyin Kelleci'ye ait bir kitap. O da şiirden bahsetmiş. Hüseyin Kelleci abimiz yeni bir kitabı çıktı. Leylekler, Faytonlar ve Şehir Işıkları diye. Hüseyin abi izliyorsa selamlar olsun. Hüseyin abi de çok emeği geçti bu televizyonda ve birçok bu kültüre çok hizmet eden bir kültür elçisi bana göre. Selam olsun Hüseyin Kelleci abimize. Yarın da Yılmaz abi bir şey de değil mi? Yarın evet, Perpa'da Ok Meydanı'nda. Biz de orada olacağız. Evet, yarın Perpa'da saat kaçta? 16'da başlıyor. 16'da değil mi? Değerli dostlar, yarın Perpa'da değerli Hüseyin Kelleci'nin sunumu olacak. Şiirle ilgili söyleşileri olacak. Kitabı tanıtımı olacak. Orada Perpa'da saat 16'da değil mi Yılmaz abi? Evet. Bu arada bizi izleyen dostlarımız var. Şu an Elazığ'da bizim dostumuz Melih Boran çok selamı var. Şu an bu da sunum yapar ve kültüre hizmet eden bir dostum, kardeşim. Selam olsun Melih Boran'a. Erdal Baloğlu bizi izliyor. Mehmet abi sen de hemşerim. Selam bizi izliyor. Selam olsun. Desteklerinden dolayı yanımızda olduğu için. Oran Yalçın ortak dostumuz. Almanya'da Yusuf geçen Doğan'la birlikte. Geçen iki hafta önce oradaydım. Almanya'da evet. Dedim. Murat Çoşkun abimiz bizi izliyor. Murat Çoşkun selam olsun. Özcan kardeşimiz Özcan biliyorsun senin. Mezo. Sedar'dan selam olsun. Evet. Mezo'cu. O da Fransa'da. Evet, evet, evet. Özkan'a da abisi bizi izliyor. Nurcan'a, Duriye teyzemize. Ahmet Hasan abimiz bizi izliyor. Tokatlı kendisi. Selamlar olsun. İskender Toprak abim Ankara'da Kızılay Kanatçısı'nın sahibi bizi izliyor. Selamlar olsun. Yasin Az dostumuz ve Coşkun Akkoç ikinci bayarın sahipleri Kartal'da selamlar olsun. Kazım Günyeli abimiz bizi izliyor. Selam olsun. Ve bugün engeller dedim de özellikle Bedri Altıntaş abimiz Didim Otel'in sahibi Didim'de. Onun da bir kızı var. O da engelli ama gerçekten hayat dolu biri. Selam olsun Pınar'a. Bizi izliyormuş Pınar. Ha, güzel. Evet Pınar bizi izliyor. Bedri Altıntaş abimiz de sizle de zaten yakın dostunuz. Orada da o da Didim'de böyle bu sosyal projelerde çok. Mesela orada bir yüzme yeri vardı. Baraj şey sahilde orayı şey yapmıştı, engellilere ayırmıştı. Sadece engelliler orada gidip şeye gidiyordu. O konuda ben gerçekten duyarlı. Tabii aramızda yine değerli sanatçı abim, ustam, büyüğüm, Seyfi Alçıses abimiz aramızda. Hoş geldi, sefa getirdi. Elazığ'da indi yani. Sağ olsun, ayağın tozu da buraya geldi. Cemal Doğanay abim burada, Uygar Doğanay'ın babası. Ve benim Behçet dostum, klip yönetmeni, aranjör aynı zamanda burada yakın dostum. Selam olsun. Esenyurt Dersim ve Dernek Başkanı Ali abimiz ve dostlarıyla birlikte burada. Sefa getirdin Ali abim. Esenyurt Derneği'ne de selamlar olsun. Hüseyin abi izliyorsa ona da selam olsun. Ben Mehmet abi senden bir türkü alalım. Ben misafirlerim bu olmuş. Ben ev sahibiyim siz. Aynen. Okuyun. Biz, ben ev sahibiyim. Yani siz mimarsınız. Sevcan da sen sok. O zaman hiç fark etmez. Pardon. Sen lütfen abi. Sen Mehmet abi. Lütfen. Sıra diye bir olay yok. Yüreğinde ne geçiyorsa.
ceylan olaydı. Maralım yanımda gezip duraydım. Düzgün baba sana üzüm süreydi. Gitme yarim, gitme kal bu dersimde. Muzurda dersimde, ah muzurda. Gitme yarim, gitme kal bu dersimde. Muzurda dersimde, ah muzurda. Muzur gözeleri yüksek dağları, ceylanım meleşir özler bağları. Yıkılmış bir anne mercan köyleri. Gitme yarim, gitme kal bu dersimde. Muzurda dersimde, ah muzurda. Gitme yarim, gitme kal bu dersimde. Muzurda dersimde, ah muzurda. Soğuk sularından bir dar içseydi. Düzgün baba sana yüzüm sürseydi. Gitme yarim, gitme kal bu dersinde. Muzurda dersinde, ah muzurda. Gitme yarim, gitme kal bu dersinde. Muzurda dersinde, ah muzurda. Teşekkür ederim. Sağ sağlık ya. Bu klip de çok güzel olmuş. Muzur Baba'da çekmişsin bunu, evet, bu klibi. Muzur Gözeler'inde çektik. Altınay dostum, Haşim Altınay bizi izliyorsa burada selam olsun. Kendisi Sivaslı dostumuz. Evet. Bir sefer Ovaç'a gitmişti. Evet. Giderken bu eser yazmıştı. Bizim de, benim de isteyerek okuduğum eser ve klibi de özellikle Muzur Gözeler'inde çektim. Çünkü yıllardır biz bu bölgeyle ilgili hep şikayetlerimiz var. İnsansızlaştırma politikası yıllardır dersimle ilgili var. Göç dönemleri. Evet abi. Ben kendim de işte 33 yıldır burada sahnelerdim. 86'dan beri İstanbul'dayım. İşte biraz birikimimiz oldu. Biz özellikle burada bir daire almadık. Gittik Munzur'da bir ev yapmak istedik. Çünkü insanlarımız artık kendi topraklarına göç etsinler. Oradaki toprakları yalnız bırakmasınlar. Çünkü ne yazık ki siyanür altın, barajlarla ilgili coğrafyamız yok edilmeye çalışılıyor.
onu engellemek için orada olmalıyız, mücadele etmeliyiz. Onun için dersimde kal dememizin sebebi de biraz budur. Sembolik olarak da çok yerini bulmuş, evet çok güzel. Bir de gerçekten bu kuşakla beraber mesela Mehmet abi sizinle işte Cemal abiler, Yılmaz abiler. Biz öyle bir kuşağa koyduk sanki aşık. Yok öyle ama. Yok aslında ya, son kuşak derken. Eyvallah ya, evet, evet, öyle öyle son kuşak gerçekten de yani dil olarak da dikkat edersen artık belli böyle 20 yaş mesela yeni çocuklar evet. Kimse artık dili unutuyorlar. Zazaca, Kürt çoğu dil unutuluyor. Tabii. Sizinle beraber o dil de yok olacak. Gerçekten doğru, yani doğru. Bu son konuşan insanlar. O yüzden gerçekten köylerimize dönerken de o dilimizi de orada iç içe olduğu zaman yaşıyoruz. Ben geçen İzmir'de öyle sohbet ettik. Abim dedi ya ben Hakk'a yürürsem benim mezarımı dedi İzmir'de defnesinler. Ben dedim yanlış düşünüyorsun. Neden? Çünkü köyde olursa senin çocukların, torunlar yani giderler kuzenlerini görür, akrabasını görür, tanışırlar. Yoksa doğru. İzmir'de olsa görüşemeyecekler. O kültür, o akrabalık bağı, yaşam kopup gidiyor. Gerçekten. Ya tabii burada muhabbet ettiğimiz dostlarımız da hani ana dili kırda aşkı, kırma aşkı neyse her ne olursa. Ya çocuklarımız unutur metropollerde unutuluyor tabii ki de. Ben de diyorum çocukların çok küçük yaşta o bölgeye götürseniz yani o bölge biraz sevsin de bölgede dili daha rahat öğrenir ve daha çok inançları olur. Dediğin çok doğru. Çünkü kesinlikle Ovacık'ta o anlamda da ben mesela yazın turizm kenti oldu Ovacık Yılmaz abi, Mehmet abi de biliyor. Turizm kenti oldu Ovacık. Mesela yazın dikkat ediyorsun Didim'e, Bodrum'a o bölgeye çok Ovacık'a gelirler ve otellerde yer kalmıyor. Çoğu insanlar hep dışarıda karavanada çadır kuranlar. Bizde yer var. Mehmet abinin evi zaten dergah gibi burada. Gelen geçen herkes gidiyor. Yüreğin gibi, kalbin gibi orası da böyle açık herkese. Gerçekten geçen televizyonda söyledim. Dedim Mehmet abinin orada bir evi var. Ovacık'a giden yol üstünde. Kim kalmayacak misafirhane yani, gibi misafir vermek. Sevgi Yalçın Ses'le Cemal Doğan'ı almayacağım içeri. Hiç gelmediler. Reklama gireceğiz galiba. Bir türkü hakkımız varsa bir türkü söyleyelim. O zaman başkanım bir engeller. Evet başkanım o zaman engellerle ilgili bu son süreçte mesela yapmaya çalıştığınız projeleriniz ne? Onlara bir değinseniz. Projelerden ziyade. Reklama evet. Giriyormuş özür. Reklammış ondan sonra konuşalım. Yılmaz abi tam sen... Dernekle ilgili, engelliler derneğiyle ilgili bir şeyler anlatacaktın. Reklama girdik. Sendeyiz abi. Şimdi Türkiye'deki engellilerin en büyük sorunu onurlu bir insan birey olarak yaşamak oradan geçiyor. Yani bu insanların engelli de olsa hayatını idame ettirmeleri lazım. Evet. Eğitim almaları lazım. Sosyal hayata, kültürel hayata katılmaları lazım. Ama Türkiye'deki mimari yapı sağlam insanlar için tasarlanmış. Ne yazık ki... Engelli arkadaşlarımızın çoğu bunlardan dolayı çoğu işlerini aksatıyorlar. Devlet yasa çıkartıyor, kendisi uymuyor. 2005 yılında çıkan 3578 sayılı engeller yasası var. 7 yıl içerisinde erişilebilirliği çözecektik ama onu da çözemedik. Bütün bu olaylar aksıyor ama en büyük şey istihdam konusunda. Devlet bir kota koymuş. 50 kişi ve üzeri çalışan iş yerlerinin %3 engelli çalıştırma zorunluluğu var. Örneğin 2021 yılında Cumhurbaşkanlığından aldığımız bir bilgi var. Evet. Tüm Türkiye'de sözleşmeli personel kadrosunda 3.516.000 kişi çalışıyor. Buna göre engelli oranının %3 üzerinden 105.000 kişi olması lazım. Oysa biz bakıyoruz ki 60.000 kişi çalışıyor. Kaç engelli var başkanım? 60.000 kişi çalışıyor mesela. Olan Türkiye'de ne kadar var tespit ettiniz? Nüfusun %12.29'u engelli aynen. Sayılıyor. Bu son 6 Şubat depremleriyle beraber 11 milyona yaklaştı. Ama dikkat ederseniz sokakta engelli görmüyorsunuz. Değil mi? Çünkü çıkma şartları yok. Şehir mobilyaları onlar uymuyor. İçin uygun değil. Evet. Toplu taşıma onlar için uygun değil. Yerel yönetimler bu konulara açıklık getirmeli. Metrobüsü kullanan bir görme engelli arkadaşı düşünün. Evet. Sesli sistemin çalışması lazım ki ineceği durağı bilsin. İşitme engelli biri de görsel temayı görecek ki ineceği durağı kesinlikle. Bilsin. Kesinlikle. Evet. Bir bakıyorsunuz şoföre sorduğunuz zaman efendim arıza var. Bu olduğu zaman o engelli siz hayattan kopartıyorsunuz. Daha anlatacağım çok şey var ama bir ara tabii, verelim tabii, devam edelim. Devam edeceğiz. Yani dediğin gibi gerçekten mesela toplu taşımacılıkla ilgili çok yani duymayan bir insanın görmesi lazım. Kesinlikle. Evet, görmeyen bir insanın duyması için. Sesli anons sistemi evet. Olacak ki geldiği durağa anons etsin, hazırlık yapsın. Ama Avrupa'da bu çok ben gerçekten tabii. Gittim Avrupa'da müthiş derecede bu konu aşılmış yani. Böyle çok bu konuda engellilerle ilgili o kadar güzel projeler üretilmiş ki. Yani toplu taşımacılık olsun. Mesela merdivenleri ona göre kullanmış. Asansörü ona göre tabii. Kullanılıyor. Birçok şey. Tabii. Yani bu anlamda Türkiye'den çok ileride tabii bu. Tabii canım bu büyük metropollerde sağlıklı insanlar bile
O şaşırıyor. Şaşırıyor bilemiyor. Sevcan'ım, abi siz sendeyiz. Abi böyle... Biraz da bizim yöreye doğru gidelim istiyorum ben. Tabii bizim Sivas, Sivas izliyorlar olmadan, çünkü değil çok mi? Da selamlar olsun onlara. Şöyle bir uzun hava yapalım peşine. Tabii, tabii Sivas'a gitmeden olmaz. Sivas Türklerin başkenti. Evet. Başında dardaç fidanı, bu ayrılıkta delirdi yar adamı. Yollama gurbet ele cahil adamı, gider dönmez sılasını unudur. Unudur da dudu dillim unudur, suna boylu bulunudur uyur. Yağlama gurbet ele cahil adamı, gider dönmez sılasını unudur, dudu dillim unudur, suna boylu munudur oy oy oy. Söner mi?
çamşığının elleri. Selemedim dağdaşı çelleri, aklım olan bu dünyaya kadar mı? Selemedim dağdaşı çelleri, aklım olan bu dünyaya kadar mı? Nefesine İyi sağlık. Dostlara gitsin. Teşekkür ederim. Haklı olan bu dünya kanar mı değil mi evet, başkanım? Asla. Ozanlarımız, ustalarımız Mehmet abi ne güzel anlatmış. Valla kitap gibi. Her bir türküsü kitap gibi. Her şeyi anlatmışlar geçmişte. Okuma yok, yazma yok aynen, ama. Aynen. Bir iki mat safa. İhsan Bıra senden hemen bir türkü alalım. Ondan sonra mesajları okuyalım. Bu arada yine bizim Güre'de, Akçay'da Güngör Çetin abimiz bizi izliyor. Ona da selam olsun. Her daim yanımızda kendisi. O da Sivaslı. Özellikle selam söylüyordu. Bir de Hüseyin bizim Kağıthane Dersimler Derneği Başkanı sevgili Cemal Hoca bizi izliyormuş. Öyle mi? Cemal Hocamıza selam, selam olsun. Bir de selam Kaya Olgun arkasını Çimenliköy Dersimi Çimenliköy'den bugün doğum günüymüş. Kayacığın doğum günü kutlu olsun nice seneleri. Selam olsun. Hazır mıyız ya? Ahmet Kaya okuyalım. Tabii Ahmet Kaya'sı olur mu yani? Ya. Tabii. Ahmet Kaya olmadan olmaz. Sevincim nerede? Bil yelerim tofacı, kiraz ağacında yırtılan gömleğim, çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım annem, penceresiz kaldım annem. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Penceresiz kaldım annem, penceresiz kaldım annem. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Ne varsa buzu genzi yakan, ah ne varsa güzellikten yana, bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki annem, bu ne yaman çelişki annem. Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim nerede? Yağmurları biriktir annem, yağmurları biriktir annem. Çay yangınına tutuştum. Hani benim gençliğim nerede? Duvarları konuşmuyor annem,
duygular konuşmuyor annem. Açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim sevincim nerede? Nefesine sağlık. Bravo, çok güzel. Ahmet Kaya'yı da yad etmiş olduk. Öyle. Tabii ki büyük bir usta. Devri daim olsun. Onun nezdinde Emre Saltı, Seyfi Doğanay'ı. Getirdiğimiz tüm ozanlara bin selam olsun. Evet. Hüseyin Doğanay. Evet, Hüseyin Doğanay. Büyük ozanı. Zazaca Kılamlar'ın piri. Gerçekten onlar başkaydı. Devirleri daim olsun. Az önce de okuduğum eser. Tabii bugün Engeller Haftası olduğu nedeniyle Aşık Veysel gönül gözüyle gören bir ozandı. Onun türküsünü okumakla başladım zaten. Ve o türküyü en son ölmeden önce yazmış olduğu son türkü. Ve onu da Dile Büyük Usta, yine benim aynı ocağın evladıyım, akrabam Emre Saltık dile getirmişti. Devri daim olsun. Baran da, Mert de bizi izliyor. Torunları da, Ekrem artık büyüdük çünkü, evet, değil mi? Kireleri oldu. Mehmet abiyle de bir kireli şeyimiz oldu. Selam olsun, onlar da bizi izliyorlar. Şimdi işte şurada hani dostumuzun dediği, ben engelli olarak kendim kabul etmiyorum kelimesi çok anlamlı ve doğru. İşte Aşık Veysel, hani görme engelli diyoruz ama dünyayı ve insanın yaşamının nasıl olacağını bize ne güzel anlattı, değil mi? Demek kesinlikle ki engelli değil. Şunu, evet, engelli şunu olan söyle, aslında bizim görmeyenler, biz görmeyenler. Görenlerden daha iyi analiz edebiliyoruz. Kesinlikle, bazen evet evet. Aslında engelli olan... Biz görüp de görmeyenler. Görüp de görmeyenler, dediğin gibi. Tabii mesajlarımız geldi. Mesajlarımız da yer vermemiz gerekiyor. Çünkü dostlarımız mesaj atıyor. Ben böyle Sevcan kardeşimizin böyle mesajları Sevcan okusun. Biz de artık göremiyoruz. Biz de yaşlanıyoruz. Bu görmek değil değil. Genelde sembolik olarak böyle sanatçı dostlarımızdan. Sayın Hüseyin Bey, sizi ve konuklarınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mehmet Ekici'den bir Dersim türküsü rica ediyorum. Yüreği güzel ve temiz Dersimlere gelsin. Mersin Tunceliler Vakfı Başkanı Hıdır Acar. Selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüseyin Bıra. Bütün konuklara selam. Erkan İl Fransa'dan Pertek Pınarlar. Mehmet abiden Göz Pınarlarım Kurudu türküsünü istiyorum. Tüm izleyenlere gelsin. Selam olsun Pınarlar. İyi akşamlar, ben Almanya Stuttgart'tan Hakan Koçer. İlk önce iyi yayınlar diliyorum. İzmir'de İpek ve Abuzer Ergün. Benim dayıma kucak dolusu selamlar. Ve bir türkü, Ağrı'dan Eteğinde Uçan Bir Güvercin Olsam. Söylerseniz çok sevinirim, teşekkür ederim. Bütün ekibe kolay gelsin. Selam olsun. Hüseyin Bıra, iyi yayınlar. Türküler de gerçekleri dile getiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Türküler sizlerle güzel. Konuklarına da selam olsun. Yengen Sakine Bozkurt. Selam olsun yengeme. Devam ediyoruz değil mi abi? Evet evet. Kültür ve Sanat Köyü Urla Bademler'den iyi akşamlar. Felek Çakmağı'nı türküsünü söyleyebilirseniz memnun kalırız. Sağlık Sezer. Selam İyi olsun, yayınlar can dostlar. Diye. Engelsiz bir dünyada mızrabın dilinden türküler ve şiirlerle süslenmiş bir yaşam dilerken yüreklerinize sağlık diyor. Berlin'den selam ve saygılarımı iletiyorum. İsrafil Yıldızkan. Selam olsun Berlin'e, Almanya'ya, şimdi dostlara. Bunu annem yazmış ama ismi... Tabii annene özel bir tabii. Annen kimimiz mi olsun? İyi akşamlar Hüseyin Bey. Pozitif ayrımcılık yap annene. Eşim Ekrem vardı ve tüm Divriye Ovacıklara Sevcan Hanım'dan... Bak nasıl resmi görüyorsun değil mi abi? Türk istiyoruz. Evet. Tabii ki okuruz. Merhaba Hüseyin Bey, ben Antalya'dan Metin size, konuklarınıza selamlar. Sıradaki parçayı kardeşim Azat Anik için, Bingöl ve Dersimler için gelsin. Çorum Turgut Köyü'nden Tuncay Çelik sıradaki türküyü bacan ağam Cengiz Özkan'a gelsin, iyi yayınlar demiş. Ben Abuzer Ergün, vallahi hızlı hızlı okumaya çalışıyorum ama ben Abuzer Ergün, o tüm konuklarınızın ağzına sağlık. Sıradaki türkü tüm canlara gelsin Hüseyin Bey. Mızrabın telinde sevdalarımız, hüzünlerimiz dolu. Mızrak bize bin yıl ilerisini, bin yılda gerisini anlatır. Olur. Tüm konukları işten selamlıyorum. Sevcan kızımdan bir türkü rica ediyorum. Halil Karaköcek tüm diri Ovacıklılara gelsin. Bizim köyümüzün ismi de bu arada Ovacık. Öyle mi? Evet. Ovacık ailen. Gönül bağda kurabildiniz. Bir araştırmaya göre herhalde Dersim Ovacık'tan. Ben de öyle tahmin evet, ediyorum ama var bir şey. Giden çok evet evet. Aynen. Hı-hı. İyi akşamlar. Devrim Acar benim babam oluyor. Ona ve size sanat alanında başarılar dilerim. Ailelerden geliyor mesajlar. Ahmet Arslan, Beylikdüzü Sedir Restoran'dan oradaki sanatçı dostlar, selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Ahmet Emekçi, Arslan abimize selam olsun. Evet. Emekçi Saz arkadaşlar da selamlar. Keyifle dinliyoruz. Hüseyin Bey, bizi ekrana bağladın. Rabbim senin yardımcın olsun. Cümlemizin. Hüseyin kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Sana ve değerli konuklarına selam olsun. Hızır yoldaşın olsun. Abin Haydar. Selam olsun abi. Birkaç tane daha okuyalım. Tamam hadi, olur okuyalım. Sayın Hüseyin Bey, Yılmaz Demirel, Mehmet Ekici olmak üzere tüm konuklarına selam saygılar. Cemal Yücel, Kağıthane, Eyüp Göktürk, Dersimler Dernek Başkanı. Evet.
Ben İpek Ergün, o tüm konukların ağzına yüreğine sağlık, başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Hüseyin kardeşim demiş. Programınızı severek takip ediyoruz. Değerli abim İhsan Oral, sevgilerimle sesine ve yüreğine sağlık. Sağ olsun. İyi yayınlar diliyorum. Ben Murat Cengiz, aranjör kardeşim Atu ve herkese selamlar ve sevgiler demişler. Değerli dostum, programınızı beğenerek izliyoruz. Başarılar diliyorum. Bursa İnegöl'den selam ve saygılar. Bülent Bolat. İstersen devam edelim. Birkaç tane de okuyalım. Tamam, zaten bir dakika sonra reklama gireceğiz. Onu mesajlarla devam edelim. Programınızı zevkle izliyoruz. Misafir konuklara selam olsun. Elazığ'dan Fadime Bozkurt. Sıradaki türkü tüm annelere gelsin demişler. Aylin Cinemektar ablamın ellerinden öpüyorum. Selam olsun. Ben Nihat İlgün. Konuklarınıza sevgiler, saygılar. Devrim Acar'dan bir şiir. Tüm şairlere armağan ediyorum. Merhaba, iyi akşamlar Hüseyin abi. Türkü programınızı iştenlikle izliyoruz. Her zamanki gibi çok keyifli bir program. Misafirlerinize ve bütün stüdyo ekibine sevgiler. Selamlar olsun. Üçüncü sayfaya da geç, sayfa evet. Çok. Allah. İyi akşamlar Yıldız Entevi, bütün konuklara selam olsun. Başta okul arkadaşım Devrim'in kalemine sağlık. Başarıların devamını dilerim. İzmir'den Mehmet Kılıç demişler. Selam olsun. İyi akşamlar Hüseyin Bey, Sivas Sivri'yi Obacık köyünden Metin Karaköcek. Başta yeğenim Sevcan olmak üzere tüm konukların konuklarınıza başarılar diliyorum. Sıradaki türkü Yıldız TV orada yanlış düşmüş herhalde. Yıldız TV'ye armağan evet, ediyorum Yıldız demek istemiş herhalde. Evet. Programın hayırlı olsun Hüseyin abicim. Mehmet abimden Aman Oyar türküsünü istiyorum. Söyledik. Sevcan'ımın güzel yüreğinden öperim. Hepinize selamlar. Canlar, iyi programlar dilerim. Zeynep Yegin. Zeynep Yegin. Evet, bizim Zeynep. Evet, Zeynep'e selamlar olsun. Oku daha varsa, zamanımız varsa biraz daha mesaj oku. Son bir dakika. Bir dakika daha okuyalım. Tamam. Bugün sevgili Hüseyin bir Hocam. Evet. Ayırdık zaman. Tamam, güzel oldu. Pekala. Evet. Sevgili evet. Hüseyin Hocam, başarılarınızın devamını dilerim. Elazığlı Doktor Gökmen Ercan için Yaşlanırsın türküsünü istiyorum. Didim'den selamlar. Ezrail Demirbaş. Selam olsun Elazığ'a. Hayırlı akşamlar Hüseyin Türkü Denizli. Ben Bahçeli Evler'den İsmail Ünsal. Güzel program olmasını diliyorum ve sizden Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim eserini istiyorum. Konuklarınıza da hoş geldiniz diyorum. Selam bunu okumuş muyduk? Yok, bunu okumamışız. İyi akşamlar Hüseyin Bey, size ve konuklarınıza başarılar dilerim. Ben Büyükçekmece'den Dersimli Ali Elgazi eserini istiyorum. Selam ve saygılar. Şimdilik bu kadar gibi. Yeterli bu kadar. Tamam. Mesaj gönderen tüm dostlara selamlar olsun. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra sizlerleyiz dostlar. Bizden ayrılmayın. Sevda, baharda yağan yağmur, kovalarla su taşısa, kar etmez ki yüreğimi. Gönül vermişim dağların en kaçak girdabına. Alnımda şaman izi, göğsümde toroslar. Bir yanı, bir yanı eşkıya kaçak gönlüm. Uzun zaman olmuş gibi uyanışım. Uyku pınarlarım yaslanmış göz kapaklarıma. Seferi bitmez seyrini ettiğim bulutlar. Her biri yeni bir istasyon kullanılmayan tren raylarında. Gitmek mi kolay? Kalmak mı oysa? Uzun duvarlar örün yasaklarıma. Hepsi eceliniz olur sonra. Korku Allah'ımsa cesareti şeytanda. Hangisi kazanır kavgayı? Hangisi siyah? Hangisi kırmızı tende asılı canın? Ey varlığıma hükmeden rüzgar, kuzeye ver yamacımı, kollarımı toprağa sarsın. Bir yaprak ki, bir yaprak ki, ikinciye sevda taşır, üçüncüye umut. Sen kaçıncı sevdamsın sen? Kaçıncı sevdamsın? Devrim Baba, sesine duyguna sağlık ya. Allah. İkinci derken, ikinciye de dedim, benim için mi yazmış? Üçüncü de çıktı. Sekizinci gece. Evet, evet. Tabii biz Devrim'le aynı mahalledeyiz Yılmaz abi. Biz Feşşakmak Mahallesi'nde, Elas'ta aynı mahallede oturuyoruz. Tabii Pertek yönünde de bir geçmiş şeyimiz var. Benim annem Pertekli, baba Ozatlı. O konuda da Devrim'le aynı mahalledeyiz. Aynı okullarda okuduk ama o bizden çok yaşça. Büyük bakma bile genç durduğuna, bizden yaşça. Büyük yazı deyince, Feşşakmak deyince o Mehmet Kılıç elime geçirmeyeyim İzmir'den arayan arkadaş. Geçen hafta imza günü vardı, gelmedi. Evet. O zaman ceza var. İzmir'e selamlar olsun. Selam olsun tabii. Ver bu kardeşim. Eyvallah. Selam olsun bize diyorsa. Nesim abi, klarnette bir uzun hava daha aç, ben bir türkü söyleyip söyleyeyim bir tane içimde. O zata gidek böyle bir dersime. Ağzını konur değil mi? Evet, onun ayakım işleri.
devran o devran o seni seni devran o devran o devran o seni seni devran o male mülk edin ağa şeker şiren ağa vah bizi kam kebe meğert selam nedan ağa bizi kam kebe meğert selam nedan o bozuldu dünyanın lezzeti tadı gel göçelim gönül gidelim buradan sevginin saygının kalmadı adı gel göçelim gönül gidelim buradan sevginin saygının kalmadı adı gel göçelim gönül gidelim buradan 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 Göçelim gönül, gidelim buradan, buradan. Bozuldu dünyanın lezzeti tadı gerçekten de
Ne güzel yazmış Ozanlarımız. Ozan Nesmi'nin de kalemine, duygusuna sağlık. Onlar dedim ya, her bir mısrası bir kitap, her bir dörtlüğü bir yaşamı anlatmış. Ne kadar güzel çok anlatmışlar doğru. değil mi? Çok doğru. Ozanlarımıza bin selam olsun. Mehmet abi, senden hemen kılamalak böyle, Zazaca, Dörtçü'ye içinde ne geliyorsa. Mehmet abi tabii bu misyonun temsilcisi sanatçı olarak. Hepimiz tabii. Tabii ki öyle senin Zazaca dilini, o kültürü yaşayan ve yaşatan bir duygun var. O anlamda sen burada bir tane Zazaca okumadan olmaz. Senden bir Zazaca dinlemek isteriz. Tamam, o zaman okuyayım. Evet. Fikret Dikmen'le arada bir görüştük. Fikret öyle mi Fikret abi? Selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Ben de türküsünü okudum iki tane. Okudun Fikret evet. abiye. Bir selam de Arslan Kaya bilirsin Antalya'dan. O da mesaj. Selam olsun Antalya'da bizlere. Bir de benim Elif Ferit Suyum var. Onunla selam olsun. Binlerce selam olsun hepsine. O zaman böyle bir küçük uzun havayla sonra bir şey bağlayayım ona. Olur mu? Evet tabii tabii tabii. Nesim'i klarnetle bir... Yok Nesim'in sesi evet soracağız. Veli abi. Işte bir şey arıyor ama... Ne Veli... Veli... Evet. Adam Mesu böyle bir kısa... Bye.
Hep ay ve saniye ay. Ladın tıpers gene ay. Akma diye keşne diye ay. Ladın tıpers gene ay. Akma diye keşne diye ay. Ömrümü kıydı ya. Çok şimdi güzel bir zazır dil, melodik bir dil. Gerçekten ya müziğe çok de, yakın bir dil ya. Ya bir ben, de hikayesi. Biliyorsun hikayesi de 1938'de Dersim'de bir katliam, Alevi Kızılbaş Kürt oldukları için ne yazık ki bir katliam yaşandı. Evet. Resmi verilere göre 13 bin diyorlar. Yani devlet kendi arşivinde 13 bin diyor. Tabii bizim araştırmacı yazarlarımızda 20 bin, 40 bin diyen de var. Yani 13 binde büyük bir sayıda. Düşünsene yani, 1938'de ne kadar nüfus varmış. Tamamen soykırım. Hala da içimizde kanıyor bu yara. Kesinlikle. Geçen gün geçtik 4 Mayıs. Biliyorsun Roza Şah dediğimiz, Karagün evet, dediğimiz Seyit Rıza ve diğer arkadaşlarının ne yazık ki idamı. Kefensiz toprağa düşenlerimiz. Evet, diyoruz. Kefensiz toprağa düşenler. Halen mezar yerleri bulunmuyor. Belli değil, bulunmadı evet. Biz Seyit Rıza'nın mezarını göstermekten bile devlet ne yazık ki korkuyor. Çok aslında biz Dersimler... katliamların karşısında kin, nefret düşünmüyoruz. Sadece mezar yerleri gözüksün. Evet. Bizden de bir özür dilensin diyoruz. Evet. Onun için Mayıslar biliyorsun hep kanlıdır. İşte geçen 6 Mayıs'ta da Denizler, Mahirler, Hüseyinler. Ne yazık ki bu ülkenin tam bağımsızlığını savundular. Keşke bu ülke onları asacağına, fikirlerinden faydalanabilseydi. Bu ülke belki de daha farklı bir noktada olurdu. Aynen. Ama umarım bundan sonra evet, Denizler, Mahirleri, İbrahimleri algılayabilirler. 18 Mayıs geliyor İbrahim Kaybakan'ın mailerini. Çünkü komünizme çok özür dilerim, çok konuşuyorum. Tabii lütfen. Ne demek? Komünizme hep yavaş yavaş birçok hani farklı sağ görüşlü insanlarla da konuşuyorsunuz. Komünizm ne olduğunu yeni anlayabilirler. Komünizmin terör grubu olmadığını, komün birlikte yaşamın olduğunu algıladılar, biz anlamışlardır. Çünkü onlar biliyorsunuz Amerika'nın işgalinde filoyu basarken evet, ne yazık ki bu ülkenin insanları onları katlettiler. Ben, i̇şte İsrail'de görüyorlar evet, yaşananları. Filistin'de bu konuyla da ilgili ben mesela geçen 6 Mayıs'ta ben çok etkilendiğim bir durum. Onların idam kararını veren savcı yemek yerken ekmek boğazında takılıyor ve boğulup ölüyor. Evet. Masada ölüyor. Buna ilahi adalet böyle bir şey bazen. Yani, keşke böyle bu haksızlık yapan, zulüm yapan herkesin böyle boğazına ekmek kalabilse. Bu dünyada barıştan, kardeşlikten, haktan, hukuktan, adaletten yana söz eden kim varsa maalesef sonuçları belli. Aynen. O yüzden ama birileri ölür toprağa gömülür, birileri ölür yüreklere gömülür. Çok özür dilerim. Bir şey daha ekleyeceğim. Tabii. Şimdi bu dayı da bir yer, bir kelime vardır. Belki evet, hani Kırmançki, Zazaca dediğimiz Kırmançki dilini bilmeyen dostlarımız. Ben mesela diyor, akma diye keşni de diyor ya orada o kadın altında. Bizim gördüğümüz dünyada hiçbir insanlar görmüyor. Çünkü öyle bir işkencelerle öldürüldü ki. Biliyoruz fare zehriyle mağarada insanlar ne yazık ki katledildi. Evet. Detaylara girmek istemiyorsanız yani, tüyler diken. Halen o bölgeye gittiğimizde yaşlılarımız 38 ile ilgili bir şey sorduğunuzda kapatmak isterler. Çünkü biz gördük gelecekteki evet, çocuklarımız evet, görmez. Çok kötü şeyler yaşamışlar. Bir de mesela buradan saygıyla anlarım. Mulis Akarsu üstadımızın bir kelimesi. Biz bir olsaydık yer oynardı yerinde cümlesinde evet, bu iki cümle... Beni o kadar etkiliyor çünkü hakikaten birlik olmak, birlikte hareket etmek birçok şeyi belki de hani inanç konusunda olsun, dil konusunda olsun insanlar hep bir olsun. Kendi mücadelesini birlikte versinler ki ne katliamlar olsun ne de barış ve kardeşlik baskı olsun. Kesinlikle. Evet. Ya bu ülkede biz zulümler son bulsun tabii artık. Tabii dünyada ya, biz bütün insanlara barış içinde yaşamalar. Ya bir şöyle düşünüyorum Mehmet abi. Başkanım ben hep hayata böyle bakıyorum. Bu arada Mehmet abi çok doğru konulara değindin. 18 Mayıs'tan bahsetmişken 18 Mayıs'ta değerli dostlar, Dersim Dernekleri Federasyonu yani Dersim Birleşenlerinin düzenlemiş olduğu bir etkinlik olacaktı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda maalesef İstanbul İl Müdürlüğü'nün, Spor İl Müdürlüğü'nün kararıyla iptal edildi. Yani oraya verilmedi. Sebep de şu, tadilat var, çatı delik falan böyle birçok sudan elektrik sebep, sorunları. Elektrik sorunları. Sudan sebep İyi bahaneler, kedi trafoya gitti. Evet, sudan sebep bahanelerle iptal edildi ama ben burada Dersim Dernekleri Başkanı Arıza Biliriz'e ve yönetim kurulu üyelerine hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bunlar 18 Mayıs'ı bir piknik alanında yapmayı düşünüyorlar. Yani başka bir mecrada yer almaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Evet. Maalesef yasaklar hala daha da oluyor. Konserlerde olsun bir şekilde. Hayatımız her alanda bir şeyler de oluyor. Başkanım sen şeyle ilgili birkaç şey daha söylememiz birkaç şey daha lazım. Hatta semalı çocuklarla ilgili. Şimdi, Hüseyin şu var. Evet.
duyarlılığınıza öncelikle teşekkür ediyorum. Yıldız NTV nezdinde size. Çünkü engellerle ilgili çok az yerlerde insanlar oluyor. Siz buna ön ayak oldunuz. Mesela bakın bugün Türkiye Sakatlar Derneği... Kameraya da onu alalım, böyle yakın şöyle. Bir çekim alsın. Evet. Türkiye Sakatlar Derneği'nin yurt genelinde 65 tane şube ve temsilciliği var. 64 yaşında bir dernek. Bugün Taksim'de Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Sayın Şükrü Boyraz'la birlikte 65 tane şube başkanımız bir basın bildirisi okudu. Türkiye'de engellilerin karşılaştığı sorunlar. Şimdi engelliler var ama en büyük sorunu, acıyı aileleri çekiyor. Düşünün, engelli otistik çocuğu olan, Down sendromlu olan, erkekler kolaycılığı seçiyor, ayrılıyor kadından. Evet. Kadın çocuğuna mı bakacak, evini mi geçindirecek, kira mı ödeyecek? Bizim şöyle bir şeyimiz var, düşüncemiz, o da şu. Sosyal devletin yapması gereken, çünkü bir müddet sonra çocuk öldüğünde anne baş başa kalıyor. Yaşı ilerlemiş oluyor. İşveren için yaşlı, devlet içinse geç sayılıyor. Sosyal devlet bu ailelerin tümünün sigorta primlerini toplayıp ödemeli, anneleri emeklilik hakkına kavuşturmalıdır. Evet. Ayrıca gene sosyal devlet ve yerel yönetimlerin tümü engelli bakım merkezleri açmalı. Kadın çocuğunu bıraktığı zaman 4-5 saat en azından sosyalleşebilmeli. Cenazesine gidemeyen aileler var, çocuğunu bırakamadığı için. Bunları yapmamız lazım. Sonunda semalı çocuklarla ilgili, bakın Zolgensma diye bir gen tedavisinde kullanılan ilaç var. Devletimiz bunu da karşılamıyor. Ama aynı devlet Somali'nin IMF'ye olan 30 milyon dolar borcunu ödüyor. Moldova'ya, Cibuti'ye, Tunus'a binalar yapıyor. 13 uçakla geziyorlar. En azından şu çocukları hayata döndürebilirler. Buraya ben değerli dostum Celal Karatekin'le geldim. Evet. Yakını Arene Nefes Ol kampanyası var Ankara'da. 25 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde değerli dostumuz... 25 Mayıs'ta ben de Ankara'dayım. Benim de programım var orada. Orada ben de geleceğim. O zaman gidiyorsun. Tamam. Mustafa Özarslan'ın liderliğinde diyelim, Uygar Erdoğan, Murat Gültekin, Sercan Kurt, Gökhan Kılıç, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül gibi sanatçı dostlarımız Arene destek ve nefes olmak için orada olacaklar. 25 Mayıs Ankara'da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda, böylece duyurusunu yapmış olduk. Evet, ne güzel. Duyarlılarda orada sanatçı dostlara teşekkür ediyorum. Ben de 25 Mayıs'ta Ankara'da Kızılay Kanatçısı sahnem olacak. Ama onun öncesi, çünkü program 10 gibi başlıyor, 9-10 gibi. Program, konser mutlaka 7 gibi başlar. Aileye mutlaka gidiyorsunuz. Evet, ben gideceğim. Size iletişim bilgilerini vereceğim. Ben gideceğim, bulunacağım. Şu an yine de bizi izleyen dostlarımız oluyor. Onur Set dostumuz Elas'ta bizi izliyor. Ozan Aksu abimiz bizi izliyor. Ve Ali Kadir Tanrıverdi abimiz, ortak dostumuz. Ali Kadir Tanrıverdi Almanya'da. Ve gerçekten böyle sosyal projeden bahsettim. O da çok sosyal projelere emek veren biri. Bu baharda... Avrupa'da gelip bir gezi düzenliyorlar yine. Artı Dersin Spor için de sosyal projeler, yine destek projeleri, etkinlikleri yaptı. Bu anlamda ben Ali Kadir Tanrıverdi'ye teşekkür ediyorum. Dediğimde Kazım Sınırtaş abimiz bizi izliyor. Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda orada Cem Evi yönetiminde, selam olsun. Ezgi'm sendeyiz abi, size Türkiye alalım hemen böyle. O zaman repertuar dışında geliştik. Sen, Ezgi, sen bu arada memleketini... Sivaslı olduğunu herkes biliyor, biliyor ama sen bir de kendini de bir böyle kısa... Valla ben Divriliyim. Evet, Divrilisin, Sivaslısın değil mi? Biliyorsun, sen evet, oradan Sivaslısın. Ekranı biz tanıyoruz ama evet, ekranı başında olan dostlarımız... 20 yıldır müziğin içindeyiz zaten. Evet, evet, evet. Beraberiz. Sivas müziğin başkentidir. Değil halk mi? Müziğin, evet. Evet, sendeyiz. Şimdi kalk gidelim, deli gönül isteği var. Biz İhsan abiyle bayağıdır görüşmüyoruz. Öyle mi? Evet, o istedi. Ben de ondan bir istek istedim. Hayırsız. Abi olsun. Kartal'da oturunca ortak faydamız yok. Kartal'da oturunca aynen öyle, ama eşlik edeceğiniz bir türkü bence. Hepiniz hep birlikte okuruz tabii ki. Hadi beraber yapalım. Thank you.
Bir su içtim derin gölden, bir su içtim derin gölden, hiç ayrılmam doğru yoldan. Arif olan anlar telden, arif olan anlar dilden, cahillerden bilen. Nefesine sağlık ya. Ne kadar vallahi. Çok güzel. Çok etkileyici. Teşekkür duygun. Ederim. Eksik olmasın. Duygun var olsun vallahi ya böyle. Teşekkürler. Avazın hiç solmasın. Eksik olmasın. Sağ olasın. Biraz mesajlar yine geliyor. Değerli dostlar bizim normalde programımız 9.30'da başlıyordu. 12'de bitiyordu ama bugün geç başladığımız için yani geç bitireceğiz. 12.30'da bitiyor. 0.30'da yani. Daha programımız yarım saat hatta 35 dakika zamanımız var. Daha güzel güzel Türkler okuyacağız. Ekranın başında ayrılmayın. Mesajlarınızı bekliyoruz ona göre. İhsan dostumdayız. İhsan Bram ta Kartal'dan buraya kadar görmüşüz. Bugün bol Türkiye dinleyeceğiz tabii ki. Gerçekten yani öyle için... yani insanlar geliyor buradan bu kadar geliyor. Evet. Böyle zamanlar Türkler önemli yani. Bir türkü bir türküdür. Ne kadar fazla okuyabilirse kesinlikle. O kadar önemlidir. Seste sıkılıyorsan şey yapır gelir. Ben açık. Evet deminki türküyü ben istedim Selcan'dan evet, sağ evet, olsun. Evet. Çoktan da dediği gibi görüşemiyoruz. Ama kopmayacağız birbirimizle. Bunu bir tane istek istedim Selcan'dan. Onda benden bir isteği var. Evet sen de onun isteğini oku. Bir Diyarbakır. Hayat paylaştıkça güzeldir. Yani budur evet. Memleketime gideyim. Tabii Diyarbakır'a. Ahmet'e gitsin Diyarbakır'a. Diyarbakır türküsü. Tabii. Ortasında vurulmuşum sanırım. Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözyaşıma. Ben gecede kalırım, ben gecede kalırım. Üzülmesen üzülme, başını öne eğme, gün olur kavuşur.
kavuşuruz. Ağlama diyarbakır, ağlama sen ağlama. Kanlı bezleri bağlama, bu yangın söner bir gün. Ağlama diyarbakır. Sevdayım ben baştan sona devrim. Yazılmış bir ferman ya da gurbet türküsü. Hasretim, özlemim, kavuşulmamış sevgiler ve kavuşulmayacak olanlarım ben. Bir sevda bölünebilir mi devrim? Bak bin parçayım ben, dalım başka, çiçeğim başka. Gövdem hepten divane dağılmışım ben. Dövülmemiş bir kavgayım, bir alaca karanlık yırtıcısıyım don yöresi kazaklarından. Belki de 1844 dokumacılarındanım. Yenik, sevdalı ve de mağrur. İçten içe yanan bir ateş, esir düşmüş bir destanım. Bütün bir Filistin halkıyım ben devrim. Vücudu delik deşik, gömleği kan içinde şatilla da ölenlerim ben. Ölüsünü gömenlerim ben. Vatansız, yurtsuz kalmış yine de gülenlerim ben kavgası şan içinde. Dün Vietnam'dım, Filistin'dim, Küba'ydım. Bugün Peru'yum. Demek ki henüz bitmemiş bir kavgayım ben devrim. Demirim ben, bakırım ben, altın, gümüş ve uranyum. Sudan ucuz iş gücü paylaşılmamış pazar yeriyim. Oysa, oysa bıraksalardı nasıl da mutlu olacaktım. İnsan olmaktan değil mi devrim? İnsan olmaktan değil mi? İnsan olmaktan. Diyarbakır yolumda toz olmuş dağlarım. Hırçın depremlerle sarsılırım, kanarım. Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken gün doğar yaylalara, kahrımdan utanırım, kahrımdan utanırım. Ey fırtınalı bayır, ey masum Diyarbakır. Dallarında kızıl ateş, alnında kızıl bakış. Çilenler solar gibi, anneler yanar gibi. Dizlerine dökülür, ağlama Diyarbakır. Üzülme sen üzülme, başını öneyme. Gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır. Abim ikinizin de nefesine sağlık. Çok güzel oldu evet. Ahmet Kaya şarkıları bu ülkenin demokrasisine büyük emek veren biri ve türküler için, özgün eserler için maalesef işte o da sürgünde hakka yürüyenlerden maalesef böyle bazen insan içi kızlıyor ya böyle. Devrim sen de nefesine sağlık. Çok güzel bir şiir okudun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. İhsan kardeşim duygusudur bu. İkinizin yani. Evet, ikinizin de yüreğine sağlık. Ben bu şiir sana mı aitti okudun? Okuduğum bütün şiirler bana aitti. Ne güzel. Kitabın içinde var. Çok. Evet arkadaşlar az önce söylemiştim. Tekrar böyle insanı şiirleri tamam. Devrim Kaya'nın şiir Devrim kitabı. Acar, hocam. Pardon Devrim özür dilerim. Devrim Acar özür dilerim. Evet. Devrim Kaya da var arkadaşımız. Böyle bazen isim karışıklıkları olabiliyor. Devrim Acar'ı sosyal medyasında da Devrim Acar'ı takip edin. YouTube'da da abone olun ve kitaplarını orada iletişim kurabilirsiniz. Benim sosyal medya hesaplarımda da iletişim kurabilirsiniz. Ben Devrim'den iletişim kurup size kitaplarını da ulaştırırım. Bu noktada Devrim'e destek olursanız sevinirim değerli dostlar. Devrim gibi dostlarımıza sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Gazi Mahallesi'ne bir selam gönderelim. Tabii. Nihat İlgin benim kirvem. O da iyi bir kalem. Mesaj atmıştı. Erdal Akay orada bizi izliyor. Erdal Akay evet. Bahçeşehir tarafından Uygar Kızılboğa ve kardeş Emrah Kızılboğa bizi izliyor. Onlara çok selam söylüyorum. Kızım Deniz Pamuk Acar'ı öpüyorum. O benim iyi yanı var. Deniz'ime selam olsun. Ne güzel. Benden bu kadar. Eyvallah. Nefesine duyguna sağlık.
Değerli dostlar, bugün de söylemiştim tabii, bu 12 Mayıs'ta Anneler Günü. Bütün anneler kutsaldır. Neşet Baba'nın dediği gibi kadınlar insandır, biz insanoğluyuz. Annelerimizi hepimizin, ben de annemi Hakk'a uğurladım. Annem benim için de kutsaldı ve değerliydi. Ben onu hastaneye götürdüğümde yanında böyle, hatta diyordu ben bu hastaneye gidişte Kürtçe dedi, lavim nez dedi, dernek adım, demirim vıra falan böyle Kürtçe anlattı diliyle. Anne, ben çok böyle annemden çok etkilenmiştim. Ablam dedi ya kendince bir şeyler karalıyorum ben de Yılmaz abi. Mehmet abi bir eser yazıyordum ve anneme bir türkü yazdım. Bu 12 Mayıs'ta Anneler Günü'nde çıkacak. Değerli dostum Kemal Doğanay ile Uygar Doğanay'ın Degene Yapım firmasında çıkacak. Biz bugün Yıldız TV'ye özel okuyacağız bugün. İlk defa okuyacağım. Ve ilk defa siz de ilk defa dinleyeceksiniz. Pazar günü çıkmadan bugün Anneler Günü'ne özel. Bugün ben o türküyü okumak istiyorum. Annem diye. Anam, annem. Haydi. Onu dinleyelim. Hazırsa rejide indirmiş ve onu dinlemek isterim. Derman bekes anam, yarama merhem canım anam. Ben sana kurban bekes anam. Ben sana kurban canım anam. Yetim anam, bekes anam, of of. Evet, tüm analara gelsin. Ben anama sevgimi ağzına Mehmet abi. Mehmet abi de o konuda yaralı doldu. Ben annem gerçekten insan, değerli dostlar, belki hepimiz bunu yaşamışızdır. Hepimizin annesi, birçoğumuzun Hakk'a yürümüştür. Hayattayken yaşlı diyorsun ama inan öldükten sonra yine öksüz kaldığını hissediyorsun. Ne kadar yaşlı olursa olsun insan onu hissediyor. Ben onu hissettim, tamam, ve bunu kaleme aldım. Yazdım anneme olan duygumu, sevgimi. Belki çok daha derin cümleler kullanabilirdi ama insan sevgisini dili döndüğünce, hissettiğince samimi yazabilmeli. Ben anneme olan duygumu, hissiyatımı böyle aldım kaleme, böyle yazdım. Müziğini de böyle yaptım. Böyle de bir şiir yazdım içine. Bütün annelere gelsin. Annelerimiz kutsaldır. Cennet annelerimizin ayakları altındadır. Gerçekten bizim annelerimiz de çok cefakardı, değil mi? Çok cefakardı. O yüzden böyle duygulandık hepimiz de Mehmet abi ya. Evet. 2,5 saat nasıl geçti anlamadık, evet, gerçekten. Evet. Bitti, veda konuşmasına geldik. Aslında gönül ayrılmak istemez ama her güzel başlangıcın bir güzel bitişi oluyor maalesef. Öncelikle tabii benim büyüğüm, dernek başkanımız ve benim gerçekten kendime örnek aldığım toplumsal konularda dernekçilikte yaptı Yılmaz abi. Aynı zamanda siyasi platformlarda da oldu ama bulunduğu her platformda, bulunduğu her yerde nerede kanayan bir yara varsa merhem alıp buraya yetişmeye çalıştım. Bunu çok canlı tanıklarındanım. Böyle senin gibi duyarlı dostlar, duyarlı insanlar olmalı bu hayatta. Çünkü hepsi mal mülke tapmışlar. Biri binam olsun, yatım olsun, katım olsun. Hep böyle bir şey ama toplum için, halkı için kimse çok fazla elini taşın altına koymuyor. Aynen. Sen elini taşın altına koyanlardansın. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa getirdin. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Duygu ve düşüncelerini alalım Yılmaz abi senin. Yani dediğiniz gibi işte Engelliler Haftası. Bizim sadece toplumdan talebimiz şu. Engelli insanlara acımasınlar. Sadece ve sadece fırsat eşitliği tanısınlar. Yardım etsinler, yardımcı olsunlar. Onlar güvensinler. Kendi sorunlarını çözerler. Öyle mi? Biz de ama el atsınlar diye son söz şunu söyleyelim. Evet. Tohum toprağa, engelli ise topluma emanettir. Ben de Yıldız TV nezdinde tekrar size teşekkür ederim. Katılan konuklara, emekçi müzisyen arkadaşlarımıza, stüdyodaki konuklarımıza, ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımıza engelsiz bir yaşam diliyorum ben. Biz de bunu umut ediyoruz. Biz de bunu diliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bu arada değerli dostlar, Yılmaz Demirel abim de benim hemşerimizdir. O da bir Dersimlidir. O coğrafyanın bir evladıdır. Onun için de ayrıca gurur duyuyorum kendisiyle. Sağ olsun. Sefa geldin abi. Onur verdin geldiğin için. Ederim. Bugün burada olduğun için toplantısı vardı. İptal etti ve evet, geldi buraya. Onun için de teşekkür ediyorum ayrıca sana. Mehmet abim. Vallahi Hüseyin'cim çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Güzel oldu gerçekten. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir de günün önemi vardı. Evet, o da çok öyle. Değerliydi. Çok şık oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki varsın. Böyle güzel programlar yapıyorsun. Sağ ol abim benim. Gürsel de bu arada izliyor bizi. Kardeşim Gürsel'in orada selam olsun o açıkta. Üstü Mehmet abi sen, Mehmet abi de arkadaşlar zaten bilenler, Mehmet abi yakinen bu kültüre çok ciddi emek vermişti. Türküler adına televizyon programında olsun, dernek etkinliklerinde olsun, sosyal projelerde olsun gerçekten çok duyarlılığını göstermiştir. Ve o yüzden birçok gönüllere de dokunmuştur. Yani boşuna Mehmet Ekici olmuyor, boşuna Yılmaz Demirel ya da boşuna Sevcan Ezgi. Emin olun ki hayatta
başkalarının derdini, acısını, kederini kendi derdi gibi edip de ona sahiplenebilmek her yüreğe nasip olmaz. O insani ve vicdani bir durumdur. İnsanı ve vicdani durumu yüreğinde taşımayan hiçbir insan bence bu hayatta sıfır elde var, sıfırdır. Harflerden sevmediğimiz şey sıfır değil, en zarar eden ama bazen laf da yerine oturuyor. Anlayanlar anlıyordur. Sevcanım. Abim çok teşekkür ederim. Erteleye erteleye sonunda geldim ama çok keyif aldım. Arkadaşlarımın evet. emeklerine sağlık. İyi ki geldin. Evet, İyi ki varsın. Kesinlikle öyle. Siz de öyle kesinlikle. Bu, vallahi bu bizim içimizdeki en değil de dört dikenin içinde biz dört ayırmaz bir çiçek bize. Hoş geldin. Dikenli gibi. Söylemek istemedim ama dikeni saymıyorlar. Dikenli. Yani dikenli. Dikenli gül oluyor. Senin gül dikensiz olmaz ama evet, birlikte doğru, güzeldir doğru, zaten. Doğru söylüyorsun. Nefesine sağlık, duyguna sağlık, ederim. Avazına eksik, sağlık, yolun açık olsun. Olmayın, teşekkür gerçekten ederim, çok güzel ileride olacağına yüzde, yani güzel ileridesin, evet. daha da güzel ileride olacaksın. İnşallah, kesinlikle. İnşallah, bu toplum bunu fark edecekler. Geç olacak ama güç olmayacak, emin ol. İnşallah. İhsan Bram. Sendeyiz dostum. Sen yaka mikrofonun var. Yok, türkü değil. Veda konuşması yapıyorsun. Veda konuşması. Konu bitti evet. Şimdi sen sabaha kadar deyince o herhalde. Biz programa geç başladık herhalde. Uzattık sabah. Ama 12.30'da. Sabah kimmiş? Saate bakmadım. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam gerçekten ben de zevk aldım. Güzel olan bu zaten. Aynen. Ne diyeyim? Her şey gönlünüzce olsun. Senin de evlatlarına, kızlarına özellikle. Çok, çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah kızın doktor olur. Diploma töreninde biz de gelir bulunuruz. Bütün temennim evet. o. Kızınıza, çocuklarınıza, evlatlarınıza binlerce selam olsun. Yeğenlerimi öpüyorum. Huzur Baba, Düzgün Baba onlara yoldaş olsun. Bizim amin, en büyük amin. İnandığımız değerlerdendir. Bizim sığındığımız da ocaklarımız, ziyaretlerimizdir. Başka da sığınacağımız bir şey kalmadı zaten bu hayatta. Sağ olasın, ayaklarına sağlık geldiğin için. Devrim bırak. Teşekkür ederim. Sendeyiz dostum. Ne anlatayım? Ben Üzeyir Engin anlatayım. Bir gün Amasya Derneği'nin gecesinin organizasyonunu ben yapıyordum. Erdinç Buruç ve Zer. Şenay Özçelik arkadaşla beraber gittik. Üzeyir Engin orada o derneğe güzel bağışlarda bulundu. Olsun, ben Üzeyir Engin'in bu insani yanını gerçekten çok takdir ediyorum. Ve onun nezdinde bu kanala emek veren, hizmet veren bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugün bizim Nesim'i çok tembellik yaptı. Oysa benim dersim şiirimde klarnet çalmıştı. Direndim, okumadım. Evet. Ahmet Turan Uluç benim ikinci albümün yönetmeni. Sağ olun. Serkan Erdem sahnelerden arkadaşımız. Sizinle yeni tanışıyorum. Özür diliyorum. Şimdi, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel tamam. bir program oldu. Neşeliydi. Duyguluydu. Günün anlamı ve önemi bence buydu. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Günün anlamı ve önemi buydu. Aslında birlikte bir veda türküsü okuyabiliriz. Hep birlikte son bir türküyle bitirelim. Bir türkü belirle Mehmet abi, sen evet. belirle. Siz belirleyin bir türkü. Dikenli gül belirlesin. Aşık Veysel türküsüyle bitirelim mi? Gönül şey yapalım. Gel seninle. Şey, uzun ince bir yoldayım olur, olabilir olur, mi? Olur olur. Ya da başka bir türkü. Aslında, güzelliğin on para güzelliğin etmez. Güzelliğin on para etmez. Evet. Sevcan, güzelliğin on para tamam. etmez. Tamam hadi o zaman. Siz hadi. Doyap sen, biz hep şey, tabii Sevcan'la şey yapalım, işte. Biz de söyleyelim. Evet, hep birlikte okuyalım. Başkan. Değerli dostlar, ben de Veda Konuk'um. Her cuma olduğu gibi haftaya da yine cuma günü birbirinden değerli konuklarımla sizlerle beraberiz. Bedeninizden sağlık, bir sevgi eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık her şeyin başında geliyor. Türküler kadar samimi, türküler kadar yürekli kalın. Sevgiyle kalın, Yıldız NTV'de kalın. Bizlerde kalın, sevgiyle kalın. Aşk olmasa eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa.
oyun kur dile gezerdi. Fikir başka başka olmazsa. Oyun kur dile gezerdi. Fikir başka başka olmazsa. Sana aşık olmasın, alınmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasın, alınmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasın.